Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle Mercedes Sprinter modu kuracağız. ETS'de çok önemli bir mod. Burada birçok kişi kuramamış ve bize mesaj attı. Biz de kurulumunu gerçekleştirmeyi düşündük. Gördüğünüz gibi şurada tabii internetim biraz yavaş. Açılması biraz zaman alabiliyor. Burada ben modun genel özelliklerine bakmaktayım ve genel özelliklerinde bir problem yok. İndir butonuna tıkladıktan sonra bir tane açılacak olan pencereyi bekliyorum ve gördüğünüz gibi otomatik iniyor. Evet, indirme işlemi tamamlansın. Bekleyelim. İndirme işlemimiz tamamlandı. İndirme işlemi tamamladıktan sonra arkadaşlar pencereyi küçültüyorum. Buradan bilgisayarım, daha sonra belgelerim. Ben de İngilizce, siz onu da belgelerime, daha sonra ETS'nin bulunduğu klasör ve mod klasörüne giriyorum arkadaşlar. İndirmiş olduğum Mercedes Sprinter dosyasını belgelerim klasöründe, burada yan pencereyi açayım. Evet, belgelerim klasöründeki mod kısmına sürükleyip atıyorum arkadaşlar. Kurulum işlemi bu kadar gerçekleşiyor. Daha sonra ETS2'yi başlatıyorum. Evet, oyunun açılmasını bekliyorum şu anda. Evet, oyunumuz açılıyor. Şimdi ben burada mod yöneticisi bölümüne tıklayacağım. Evet, tıkladım. Buradan daha sonra Mercedes Sprinter bu modu en üstte gördüğünüz gibi buraya tıklıyorum arkadaşlar. Çift tıkladığım zaman zaten otomatikman sağ tarafı gidiyor ve kesinlikle değişiklikleri onaylayın diyorsunuz. Onaylayın dedikten sonra aşağıda benim full bölümüm var zaten. Oradan geçiş yap butonuna, oyuna devam et butonuna tıklıyorum ve tıkladığım anda böyle bir hata verebilir. Böyle bir hata verse de arkadaşlar yükle butonuna basacağız ve daha sonra yükle butonuna bastıktan sonra devam et butonuna basacağız arkadaşlar. Devam et butonu diyerek oyun açılmasını bekleyeceğiz. Evet, oyunumuz açıldı. Çekici galerisine bastım ve buradan herhangi bir seçilen galeriye git diyorum arkadaşlar ve gittikten sonra bakalım Mercedes. Evet, gördüğünüz gibi Sprinter'ımız burada gerçekleşmiş. Tabi bunu ne yapacağım? Satın al diyeceğim. Ya bir tane çekiciyle bunu değiştirebilirim veya direkt takas et deyip daha basit şekilde bu modun kurulumu yapabilirim. Evet, gördüğünüz gibi takas et butonuyla bastım ve Mercedes Sprinter modumuz gerçekleşti. Açılmasını bekleyelim hemen. Evet, aracımız geldi. Beyaz renk sabit bir renkle geldi ama biz tabii bunun üzerine birkaç değişiklik sağlayacağız. Bu değişiklikleri de sizlerle tek tek paylaşmış olacağız. Gördüğünüz gibi iç dizayn ve dış dizayn gerçekten iyi. İçeriden üst tarafta yanından ve ortadan bir görüntü veriyorum. Evet, içine tekrar geçtim. Evet, aracın motoru bayağı sesli çalışmakta. Belli başlı tabi değişiklikler şimdi yapacağım. Biraz ileriye doğru geçeyim, motoru merak ettim. Evet, geri geri geliyorum. Evet, burada bir sonlandıralım. Değişiklik için tekrar şöyle bir gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan bir servis modunu alalım aracı. Çok hızlı gidiyor. Şuradan geri vitese taktım. Evet, çekici galerisine gitmek istiyor musun diyor. Bir dakika, şöyle görelim bir. Heh. Evet. Enter'a basıyorum. Takas et, satın al veya özelleştir diyor. Biz özelleştir butonuna tıklıyoruz ve aracımızı özelleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım burada neler varmış. Burada zaten kabin olarak başka bir şey seçemiyoruz. Şanzıman, diferansiyel, başka bir şey değil. Motor. İlk bir motor var. Bunu satın alırız. Burada ne var? 7 vites manuel diye otomatik. Zaten aslında bunlar aşağı yukarı alınan şeyler. Çok hani farklı değil. Standart göğüs diyor. Sol tarafa veriyor. Bu Skoda'nın şeyini atmışlar. Kırmızı falan diyor. Çok o zaman burada oynanacak bir şey açıkçası olmuyor herhalde. Tek tip. Bakayım.
Evet, burada oynanacak bir şey yok. Renk olarak ben çok rengi beğenmedim ama farklı herhalde renkler var. Ha, yurt içi kargo, PTT, Kişan, Su Hayattır, Hayat Su diye varmış. Biz yurt içi kargoyu da seçebiliriz. PTT yurt içi kargo olsun mesela. Buralarda bir eklenti yapabiliyor muyuz? Bakalım. Ha, evet, sis farları ekleyelim. Bunlar ne ekledi buraya? Bunun eklentisi ne? Ha, şu böbrek kısmı. Şu aşağıdaki alt tarafta led bir ışık var herhalde. Oraya eklenme yapılabiliyor. Şu önde ne varmış? Şuradan yan aynalar diyor. Onun eklentisi yapılıyormuş. Şurada plaka olabiliyormuş. Mesela şöyle ben uygulayayım. Şoför camına tekrar herhalde. Yine buraya da uygulayayım. Yan aynalar zaten seçili. Burası seçili. Pilot blue, pilot diyor. Pilot single. İçeriden bir oyun. Evet, çok bir oynama yok. Şu lastik ebat boyutlar. Aman. Aman. Hiç değiştirmeyelim. Janta evet bir oynama var. Bakın. Yani çok da aslında bu önemli değil. Evet, aksesuar fazla olmamış açıkçası. Aksesuar bakımından dışına fazla bir şey yapamıyoruz. Burada yine burada da bir şey yok. İş dizaynına doğru geçelim. İş tarafında neler yapabiliriz acaba? Şuradan bakayım. Buraya bir buzdolabı ekleyebiliyormuşuz. Şurada konsol kısmına evet. Bunlar güzel. Şöyle telefon koyalım. 3000 dolara bir iPhone. Evet, burada seçeceğimiz yerleri seçmişiz zaten. Önden de seçmişiz. Koltuğa galiba laptop vesaire bunları küçük şeyler koyuyordu da bakayım. Burada da bir şey yokmuş. Şurada koltuk aksesuarı olarak bir laptop değil de çanta olsun. İçine falan geçiyor. Bu çok da mühim değil aslında arkadaşlar. Burada onaylı diyorum. Ayrıl diyorum. Çekici gelen için gerçekten ayrılmak istiyor musun? Diye. Evet diyorum. Aracım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yurt içi kargo desenli Mercedes Sprinter aracımız modu tamamlanmış oldu. Bir kısa şey yapalım. Şimdi şuradan M'ye basayım ben. Navigasyonu sıfırlayayım. Türkiye'de değilim. Tabii aslında Türkiye'ye geçiş doğru bir yol alacaktım. Bayağı da Türkiye'ye yol var. Şimdi mesela Edirne tarafından girmeye çalışırsak şu anda 1500 kilometrin üstünde bir yolumuz var. Biraz şu arabayı test edelim. Görüyorsun analoglar falan gayet iyi. Çalıştırdım. Şuradan şimdi el freni kaldıralım. Evet, direksiyon biraz şey geç algılıyor. Hafif tır direksiyonu gibi algıladığından dolayı yanlış yola girdik. Neyse. İleriden navigasyon yine verir. Biz arabayı tabi biraz daha güçlendirdik normal olarak. Fren üstte basarsak biraz tutuyor tabi. Şuradan dönmemiz gerektiğini söylüyor. Evet. Yani arabanın kullanışı iyi. Bence bir problem çok ben göre. Evet, şuradan bir geçeyim hatta. Yani gayet kullanımı rahat ve güzel bir mod olmuş. Başarılı bir şey var gördüğünüz gibi zaten.
rengi, her şeyi çok güzel şekilde, ister PTT ister farklı firmaların, birkaç tane firmanın durumları var. Onları da dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben aracı burada durduracağım bir yerlerde. Şuradan da dönüş yapayım. Ondan sonra aracı durduracağım. Yoluma tabi devam edeceğim. İstanbul'a doğru bir yolculuk söz konusu. Herhalde keskin bir viraj. Gerçi burası değilmiş. Ben şurada aracı durdurayım. Zaten kimse de yok. Şöyle. Evet. Arabayı durdurdum. Gördüğünüz gibi modumuz gayet başarılı şekilde yapılmış. Buradan tabii tırlar sürekli geçiyor. Ben de İstanbul'a doğru yola devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.